4 yıllık özlem bitti. Bu dev spor şöleni Japonya'nın başkenti Tokyo'da Temmuz ayında gerçekleşecek. Olimpiyatlar ülkelerin yeteneklerini, insanların gücünü, estetiğini tarih boyunca sergilediği bir alan. Ve sporun hangi dalı olursa olsun kazanılan her başarının ardında ilham verici bir hikaye var. Ancak sporcuların neler yaşadığından, madalya aldıkları, kürsüye çıktıkları ana kadar pek de haberdar değiliz. Bu kez öyle olmasın dedik. Farklı bir konunun bu bölümünde olimpiyatlara hazırlanan sporcuların yaşamlarına yakından bakalım dedik. İzleyeceğiniz öykülerde fedakarlık, azim, mücadele, ter ve gözyaşı var. Ben Yağız Şenkal. Farklı bir konu olimpiyat yolunda başlıyor. Ben İbrahim Çolak, artistik jimnastik milli takım sporcusuyum. Aynı zamanda artistik jimnastik halka aleti dünya şampiyonuyum. Beş yaşında jimnastik sporuna başladım. Şöyle bir şansım var. 20 yıldır bu sporu yapıyorum ve 20 yıldır Şavkar Jimnastik Spor Kulübü'ndeyim. 20 yıldır aynı antrenörüm Yılmaz Göktekin. Yani biz artık sporcu antrenörden çok baba oğul, abi kardeş ilişkisi var aramızda. Bu da tabii ki çok önemli bir şey bence başarının gelmesinde. Biz küçüklüğümden beri birbirimize inanarak bu işi yaptık. Tabii ki insan önce kendine inanmalı, daha sonra antrenörüne inanmalı, onun söylediklerine güvenmeli. Ben Nazlı Servanbaşı, 16 yaşındayım. 4 yaşında Gaziemir Şavkar'da jimnastiğe başladım. Lise 3 öğrencisiyim, 9 Eylül'de okuyorum. Hayalim de olimpiyatlarda madalya almak. Tarif edilemez bir mutluluk. 4 yıl önce bunun hayalini kuruyordum ve şu an gerçek oldu. Ben Ahmet Önder, artistik jimnastik milli takım sporcusuyum. 23 yaşındayım. Yeni dünya şampiyonasında ikinci oldum. 14.983 under is very much in contention for a medal. Ben jimnastiğe 8 yaşında başladım. Yukarı Kızılca köyünde büyüdüm ben. Kendi kendime ellerimin üzerinde yürüyen, bacaklarımı açabilen hiperaktif bir çocukmuşum. Küçük yaşta babamı kaybettim. Onun da benim üzerimde emeği çok büyük. Ona hala daha bir sözüm var, tamamlanmamış. İnşallah onu tamamlamak istiyorum. Olimpiyat madalyasını da onun beni izlediğini biliyorum her zaman. İnşallah olimpiyat madalyasını da alıp onu gururlandıracağıma inanıyorum. İbrahim Çolak başarısıyla bizleri dünya çapında gururlandırdı. Türkiye onunla ilk kez Dünya Jimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 1995 doğumlu, 5 yaşında jimnastiğe başladı. Bir adanmışlık, özveri, emek harcama hikayesi onunki. Burası İzmir Alkapınar Jimnastik Spor Salonu. Şimdi olimpiyatlar için haftada 6 gün, günde 6 saat çalışıyor. Bu madalya böyle birden alınmadı aslında. Yani bunun öncesinde yürüttüğümüz, gittiğimiz bir sürü yarışmalar oldu. Birçok yarışmadan kaybederek döndük aslında. Yani bu bize daha çok güçlendirdi. Çünkü her yarışmada kazanmak aslında sizi ileriye götürmüyor. Bunu öğrendim. Kaybettiğiniz zaman bu sefer soruyorsunuz kendi kendinize neden kaybettim diye. O nedenini bulduktan sonra bir sonraki yarışmada o hatayı yapmıyorsunuz ve bu sizi bir tık ileri taşımış oluyor. ...25 yaşındaki İbrahim Çolak, Türkiye'nin jimnastik alanındaki tek dünya şampiyonu. Ekim ayında Almanya'daki yarışmada halka dalında altın madalya kazandı. Podyumda kaç saniye kalıyorsunuz? Tabii alete göre değişiyor ama halka aletinde yaklaşık bir 50 saniye sürüyor. İşte hakeme selam verme, alette hareketleri yapma, inip şey yapma. Bu 50 saniyenin arkasında kaç yıl var? 50 saniyenin arkasında 19 yıl var. Gerçekten yani 19 yıl. Belki söylenince böyle
kolay geliyor ama ben 19 yılda birçok şey yaşadım. Çok üzüldüm, çok ağladım, çok mutlu olduğum anlar oldu. Hiç unutamayacağım anlar oldu. Dönüm noktaları yaşadığım anlar oldu. Bunlar işte 3. sınıfa gidiyordum. Hem küçüktüm hem de o zaman işte okula da gitmem gerekiyordu. Hem okul hem jimnastik programım gün içinde çok yoğundu. Ve bir süre sonra benim zihinsel olarak çok fazla yormaya başladı. Ve hani yapmak istemediğimi söyledim aileme. Artık istemiyorum dedim. Çok zor geliyor dedim. Yani gerçekten de çok zordu. Ama orada ailem beni motive etti. Bana moral verdi gerçekten. Ve beni tekrar jimnastiğe bağladı. İbrahim 5 yaşından beri haftada sadece bir gün ara vererek saatlerce antrenman yapıyor. Okul hayatıyla jimnastiği bir arada götürdü. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesini bitirdi. Şimdi Bornova Ortaokulu'nda öğretmen. Jimnastik literatürüne giren, soyadını taşıyan bir de hareketi var. Çolak diye bir hareket bulduk antrenörüm Yılmaz Göktekin'le beraber. Bu hareketi 2017 yılında Avustralya'da Dünya Kupası yapıldı. İlk kez orada yaptım. Yani daha önce hiç kimsenin yapmamış olması gerekiyor bu hareketi ve tamamen orijinal olması gerekiyor. Halk aletinde asılı pozisyondayız. Kendimi kollarımı yana açarak orta seviyeye çıkarıyorum ve orta seviyeye geldikten sonra ayaklarımı yüzüme kapatıyorum. Gerçekten omuzları çok fazla zorlayan bir hareket ve background'ı iyi olması gereken bir hareket. Kapı açık ya. Açık ya. Geldim. Hoş geldin anne. Geldim. Nasılsın? İyiyim oğlum, sen nasılsın? İyiyim ben de. Yoruldum biraz. Nasıl geçti? İyi geçti. Sabah antrenmanım fena değil. Sürekli tedaviye gittim ya. Evet. Biraz yordu, öğle yemeği yiyemedim. Bizim için, İbrahim için çok değerli bir madalya. Dünya şampiyonluğu madalyası, birincilik altın madalya. Yani İbrahim'in 150 civarı madalyası var ama şu ana kadar en değerli olan madalya bu. Ve kariyerindeki aldığı en büyük başarı da bu zaten. Biz bu madalyayı duvara bile asamıyoruz yani. O kadar değerli ki bizim için. Hani bir insanın hayalini gerçekleştirdiği an vardır da işte bu yani o. Hayalimizin gerçek olduğunun bir kanıtı. Sporcunun başarılı olmasında aile çok önemli. Mehmet ve Sultan Çolak çocuklarının en büyük destekçisi. Olsa da evin küçük oğlu Sultan Hanım milli takım formalarını yıkayıp asıyor. İyi beslensin, güç kuvvet toplasın diye her gün oğluna etli pilavlı makarnalı yemekler yapıyor. Beş yaşında başladı jimnastiğe. 5 yaşından beri ne bizim bir sosyal hayatımız oldu ne de onun. Yani bizim tek amacımız onu spora götürmek. Ne çocukluğunu bildi, sokakta arkadaşları oynarken o spor salonuna gidiyordu. Spor salonlarında büyüdü. Biz de aile olarak onun hep yanındaydık her konuda. Öğretmenleri hepsi İbrahim'e önce kişiliğinden bahsetmiştir. Kişiliği sonra başarısı. Ve bu bizi anne baba olarak çok gururlandırdı. Kızım, hoş geldin. Yoruldun mu? Biraz. Su geçti. Geçeceğim birazdan tekrar. Su geçti. Güzeldi. Hoş geldin oğlum. İdare ediyorum. İbrahim çok hareketli bir çocuktu. Her çocuk gibi muhakkak. Çok enerjikti. Evin içinde duramazdı. Antrenmana götürürdüm. Orada yorulsun diye götürürdüm. Eve gelirdi daha çok enerji patlaması. Koltukların tepelerinde, yatağın üzerinde sıçramalar. Trambolin gibi kullanır. Koltukların şuralarını çıkar, buradan buraya zıplar, oradan oraya zıplar. Bir gün oğlum yapma artık, bak zıplama, bak bir yerini atacaksın falan dedim. Yok bir şey olmaz anne, duramıyor çocuk. Buradan zıpladı, oraya bir zıpladı, oradaki koltuk kırıldı. Dedim ki artık oğlum, demek ki zıplama zamanı geçmiş. Zıplama.
ama şu koltukların dili olsa da konuşsa. Yani bunların dili olsa da konuşsa. Değiştirdik tabii kırıldı. Bir posta attık İbrahim sayesinde. Ayağı kırıldı. Antrenmanlara koltuk değneğiyle gitti. Menisküs oldu, çapraz bağları yırtıldı, omzu sakatlandı, köprücük kemiği kırıldı. Ama İbrahim hiç pes etmedi. The gold medal to İbrahim Jolak of Turkey. The first medal they've ever won. Biz gidemedik tabii onun ya Almanya'ya dünya şampiyonasına. İbrahim dedi kanal işte televizyon kanalı göstermeyecek anne dedi. İşte internet linki attı. Nereden izleyeceğiz bunu? İnternetten de, telefondan izleyebilirsiniz. O gün de biz toplandık bütün akrabalarımız, çocuklarım falan. Koyduk telefonu sehpanın üzerine. 30-35 kişi o telefondan o İbrahim'in yaptığı seriyi izledik. Zaten o izlediğimizde iyi güzel yaptığını anladık ve çok çok sevindik zaten. Şampiyon oldu ve biz artık bağırıyoruz. Umurumuzda değil, sokaktan bizi duyuyorlarmış filan diye ağlıyoruz. Brilliant display. He's up from qualification and he's holding gold provisionally. İbrahim Çolak antrenörü Yılmaz Göktekin'le 5 yaşında tanıştı. Tam 20 yıldır beraberler. Artık onlarınki hoca öğrenci değil. Sanki abi kardeş, baba oğul ilişkisi. İbrahim İnan'ın bir buçuk yaşlarında belki şınav çekmeye başladı babasıyla birlikte. Biz bunu spora götürdüğümüzde antrenör Yılmaz Hoca çok şaşırmış. Demiş ki hadi çek birkaç tane şınav bakalım göreyim seni. İbrahim başladı. Ne şınav? 10, 15, 25, 35. İbrahim'e dur diyoruz. Dur demeseniz devam edecek. O yaşta bir çocuk 35-40 tane şınavı bana mısın demeden böyle çatır çatır yapıyor. Yani ciddi şekilde çok kuvvetli. Daha doğuştan sporcu olunur derler ya. İbrahim'de o yetenek vardı. Ailenin bakış tarzı çok önemli. Jimnastiğe ve spora yönlendirmesi çok önemli. Yetenekli sporcuyu buluyorsunuz. Aile isteksiz getirip götüremiyor. Haftada 2 gün, 3 gün ama 5 gün, 6 güne çıkınca yoğun bir performans, yoğun bir maraton ve bırakanlar çok oluyor tabii ki. Burada diğer bir olay okul olayı. Okulla sporu beraber götürmeleri. Türkiye ilk kez olimpiyatlarda 4 jimnastikçiyle temsil edilecek. Dünya şampiyonu İbrahim Çolak, dünya ikincisi Ahmet Önder, Avrupa üçüncüsü Ferhat Arıcan ve henüz lise öğrencisi olan Nazlı Savranbaşı. Bu 4 İzmirli genç jimnastikte harikalar yaratıyor. Çok kez sakatlandım. Hatta küçükken ilk kırılma noktası belimde bir rahatsızlık vardı. Ve bir yıl boyunca, ki bu jimnastik branşı için çok uzun bir süre, birçok hareketi yapamaz durumdaydım. Doktorlara gittiğimizde sen bu sporu yapma, senin sağlığın açısından çok tehlikeli, felç kalırsın, işte bu sporu bırakmalısın gibi sözler söylediler. Fakat benim her zaman sakatlıklarda bilmiyorum ama kişisel bir azmim var. Daha çok beni bu kötü olaylar motive edip daha sonrasında daha güçlü bir karaktere sokuyor beni. Ben de onlara bir yıl sonrasında çeşitli rehabilitasyonlarla, kuvvetlendirmelerle belimi geçirip Avrupa Gençlik Olimpik Festivallerinde yine paralel aletinde bronz madalya alarak doktora gittim. İşte siz bana sporu bırak dediniz ama ben ülkeme madalya kazandırdım gibisinden sözler söylemiştim. The double front half turn, well performed again, Ahmet Önder. Şimdi de paralel aletimde dünya ikincisiyim. Belki de o zaman bu sakatlıkları yaşadığımda jimnastiğe küsseydim,
bugün şu an bulunduğum konumda olmayacaktım. Hiçbir zaman pes etmemek gerekiyor tabii ki de. Pes etmezseniz, inandığınız şeyi yapmaya devam ederseniz her şeyi başaracağınıza inanıyorum. Yaşına başladım ama buralara gelene kadar çok uzun yollardan geçtim. Küçük yaşta başladığım için ailemle gidip geldim. Çift antrenmanları olduğunda 6.30-7'de kalkıyorum, kahvaltımı yapıyorum. Sonra hızlıca giyinip antrenmana geliyorum. Antrenmanımız 9.30'da başlıyor. İlk antrenman 12.30 gibi bitiyor. Daha sonra burada öğle aramız oluyor. Yemek yiyoruz, dinleniyoruz, vakit geçiriyoruz arkadaşlarımızla. Sonra ikinci antrenmana başlıyoruz. Onu da 3'te başlayıp 6'da bitiyor. Daha sonra giyinip eve gidiyorum. Hemen hızlıca yemeğimi yiyorum. Derslerim varsa o kısa zamanda ders yapıyorum. Büyük bir özveri ve fedakarlıklar var. Arkadaşlarım okuldan sonra dışarıda gezerken veya arkadaşlarıyla eğlenirken, konuşurken ben antrenmana geliyordum. Antrenmandan sonra geç saatlere kadar ders çalışmak, belki onlardan daha geç uyuyup daha erken kalkmak zorunda kaldım antrenmanlarından dolayı. Daha sonrasında da ilerleyen yaşlarımda okuldan izin alıp okuldaki geçireceğim saatleri antrenmanda geçirmeye başladım. Çünkü jimnastik sporu çok çalışılması ve uzun saatler yapılması gereken bir spor. Dolayısıyla hep bir yerlerden fedakarlık yapmaya çalıştık. Ailem açısından da onlar beni küçükken jimnastiğe gelip götürdüler sürekli. Gerek halam, annem, eniştem her zaman benim yanımdaydılar. Sevmesek yani hiçbir şekilde yapamam. Eskiden hep bırakmak da istedim. Yani küçükken arkadaşlarımız dışarıda geziyor, dolaşıyor, oyun oynuyorlar, başkalarıyla sinemaya gidiyorlar ve bu benim çok hoşuma gidiyordu. Çok cazip geliyordu tabii ki. Alıştım. Küçük küçük başarılar elde ederek motivem arttı. Abilerim Avrupa'da madalya alırken onlar beni çok heyecanlandırıyordu. Bunları görerek, izleyerek motivasyonum arttı. ...16 yaşında Nazlı. Neredeyse tabii 8 yıldır beraberiz. Nazlı azimli ve çalışkan, hırslı, kuvvetli... ...ve kendine çok özgüveni olan bir sporcu. Tabii böyle olunca da jimnastikte de bu şartları arıyoruz. Bu yetenekleri arıyoruz. Böyle olunca da haftanın her günü neredeyse günde 6 saat... ...bazen geliyor neredeyse 8 saat burada duruyoruz. Bu çalışmanın eseri olarak da tabii... Nazlı yavaş yavaş yükselmeye başladı.